Merhaba arkadaşlar, ikinci dereceden denklemler sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz m 2 x küp artı 3 x üzeri 2 eksi m eksi 3 x üzeri n artı m eksi 3 eksi 7 eşittir 0 ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenin denklem olduğuna göre m çarpı n çarpımın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle Burada x küp görüyoruz. Bu x küpü yok ederek işleme başlayalım. Çünkü ifademiz ikinci derecedenmiş. O zaman öncelikli olarak m-2 eşittir 0 diyerek işe başlayalım. Buradan m eşittir 2 bulunur. Şimdi m eşittir 2 bulduğumuz zaman bakın dikkat ederseniz şurada 2-2'den burası 0 olacaktır. O zaman dereceyi burası tayin etmeyecek. Şu tarafa bakalım. O zaman şu üst taraf neden ikinci dereceden denklem? olduğuna göre bu ifade 2 olacaktır. Yani n artı m eksi 3 eşittir 2 olur. Burada m gördüğümüz yere de 2 yazarsak n artı 2 eksi 3 eşittir 2'den bunlar gidecektir. n buradan 3 bulunur. Şimdi bu ifadeden m çarpı n'i biz 2 çarpı 3'ten 6 bulduk. Birinci değerimiz 6'dır. Bu birinci durum. Şimdi ikinci duruma bakalım. Şimdi bakın şu ifade 3'tü. Yani x'in üzerinde 3 vardı. Buranın da 3 olma durumu olabilir. İkisi birden yok olacaktır. Bir de o duruma bakalım. Şimdi yani şunu demek istiyorum. 2 eksi m. 2 eksi m eşittir 3 ise. Buradan m'i bu tarafa 3'ü bu tarafa atacak olursak. m eşittir. Eksi 1 olur. Şimdi bu durumda ne oldu? Ne oldu? m yerine eksi 1 yazdığım zaman. Bakın şöyle yazalım. Şu kısım gidecektir zaten. M yerine eksi 1 yazarsam bakın eksi 3 x küp olur. Burası da 3 x küp olacak. Bunlar birbirini götürecek. Geriye kalanları yazıyorum ben. Eksi 3 x üzeri n artı m eksi 3 eksi 7 eşittir 0 kaldı. E o zaman bizim denklemimiz ikinci dereceden idi. O zaman şu kısım bakın şu üzeri ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Yani n artı m eksi 3 eşittir 2 olmalı. Şimdi o zaman o zaman arkadaşlar e, bulduğumuz eksi 1 değerini m değerinde yerine yazacak olursam n eksi 1 eksi 3 eşittir 2'den n eşittir. Bakın burası 4 eder. Karşı tarafa attığımız zaman ne yapar? Artı olarak geçecektir. 2 artı 4'ten n eşittir. 6 bulunur. Şimdi burada m'i eksi 1 bulduk. n'i 6 bulduk. O halde buradan da m çarpı n eşittir. Eksi 1 çarpı 6'dan m çarpı n eksi 6 bulunacaktır. Şimdi sorumuza bakalım. M çarpı N çarpımının alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır demiş. O zaman birinci değerimiz 6. ikinci değerimiz eksi 6 olduğuna göre çarpım eşittir diyorum. Çarpım eşittir. 6 çarpı eksi 6'dan cevabımız eksi 36 olacaktır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir.